Söylüyordun, niye konuşmuyorsun, niye söylemiyorsun? 2015 yılından sonra konuşmaya başlayacağım. Meslekle de ilgili, şimdi mesela önümüzdeki hafta, bir hafta sonra değil mi Halim? Bizim milli ve SMM'lere açıp, hatta belki şu anda çalışmasını yapıyorum, bu 15 yılı denen, kamu gözetimin kendi açıklamalarıyla ilgili çalışmaları yapıyorum. Yani esas bunları yapmak lazım. Kendi meslek mensubumuzun sendika başkanı gibi davranmak zorundayız. Örgütçü olan kişi kendi mesleğinin, kendi yandaşının, kendi arkadaşının, kendisiyle aynı dertten muzdarip olanın muhakkak onun sendika başkanı gibi davranmak zorundayız. Şimdi peki ne olacak, ne yapacağız? Önce bu gidişattan memnun değilsek asgari müşterekte mutabık kaldığımız konularla merak edilmeyiz. İlle her konuda müşterek olmak zorunda değiliz. Demokratik bir örgütçülükten yana olmalıyız. Yani biri çıkıyor, örgüt bunu istiyor. Hangi örgüt? Tek başına kendisi. Ya da 2-3 kişi. Örgüt bunu istiyor lafını. O konuyu düşünenlerle müşterek beraber kararlaştırılması gerekiyor. Ve her yerin ufak bakın onun için ben Şişli Derneği'nin davetini evet dedim, başka bir nedenle evet dedim. Şişli'de kadın yöneticiler fazla olduğu için buradan başlamak istedim. Hepsine teşekkür ve bu yıl başladı. Uluslararası Muhasebe Federasyonu'nun genel başkanı kadın, 2 yıl sonra gelecek olan genel başkanı da kadın. Bakın. Ve bu kadının, ilk kadının seçilmesinde benim de ciddi bir katkım oldu ve ben de etkilendim. Şimdi niye etkilendim? Benle mülakat yapacaksın. Orada seçilmek isterken mülakatla seçiliyorsun. Böyle ben çok oyum var, çok güçlüyüm filanla ne olur? Yeterli misin? Ne düşünüyorsun konularda? Birileri benim için mektup yazdı. Bu siyaset yapıyor. Benle mülakat yaparken dedi ki ya senin aklında bir şikayet var, meslek mensubu. Sen hem bir partinin genel başkanıymışsın. Evet dedim. Niye genel başkansın dedim. Şimdi söyleyeceğim bu söylen. Aslında bütün muhasebecilerde var ki kendi kendine söyleyeyim. Dedim ki bir partinin genel başkanı olmak demek o ülkenin başbakanına aday olmak demek. Ben ülkenin başbakanı adayım. Bununla da ayağa perfect vision dedi, başka soru sormuyor. Ve benim dosyamda üzerindeki mülakat konumda düşünceniz nedir diye soruyor. Mükemmel vizyon. Şimdi her muhasebeci vizyon sahiptir. Çünkü sizin koşullar öyle yapıyor. Müşteriniz geliyor, sıkıntı içinde, parası yok, iş yapacak. Bakıyorsunuz, yardım etsen bir türlü, etmesen bir türlü, ve kendi varlığına vazgeçip yardım ediyorsun. Aslında o vizyondur ama vizyonu devam ettiremiyorsunuz. Sebep bugün size o vizyonu devam ettirip o müşteri büyüdüğü zaman sizin müşteriniz kalmaya devam etsinin yöntemini paylaşacak. Çünkü o müşteri büyüdüğü zaman sizi terk ediyor. Terk etmemesi gerekiyor. Şimdi ikincisi beraber olunacaksa küresel paydaşlara, yani mesleğin küresel payını alanlara karşı düşük yoğunluktaki mücadeleye var olanlarla beraber olacaksınız. Reddetmek değil, böyle kafa yarmak değil. Düşük yoğunlukta mücadele edip hedeflerinize ulaşmaya çalışmak için varsanız başarabilirsiniz. Beraber aynı masada oturursunuz. Şimdi ben söyleyeyim size. Sizin bu 15 yıllar eğitim vesaire yoktu ki. Nasıl oldu? Herkes benim aleyhime konuşuyor, kızıyor. Her yerde konuştular. Ben gittim, yönetmenliği aldım, okudum. Elinize sağlık, kim yapmışsa harika yönetmenlik yapmış dedim. Ama dedim bazı yerler var, bakabilir miyiz? Tabii biz seni onun için davet ettik. Bak, 33 tane maddenin değişmesini söyledim. 32 tane, 33'ünü değiştirdiler, 2 tanesini değiştirmediler. Ve onun için 15 yıl var, sınavlar var. Yapmanız lazım. Bunlar yetişmiş insanlar.
taban böyle olmalı filan, kavga ederek değil. Bunu sağladık da kötü oldu. Hiç önemli değil. Bakın. Önemli olan düşük yoğunlukta mücadele ederek hedefe ulaşmaktır. Yoksa ben asarım, keserim, yürürüm filan olmaz. Biz yürüdüğümüz zaman bu meslek örgütünde yürüyüş yapıp ceza alan tek bir adam var. Biliyor musunuz? O da benim. Yürüyüş yapıp tek ceza alan bu meslekte benim. 2006 yılında, 2007 yılında yürüyüş yaptık. Akşam televizyon programı var. O zamanki Geliler Genel Müdürü programdan sonra telefon açtı. Bunun televizyon programını yapmayın dedi. Hükümet değişene kadar ben 6 ay televizyon programı yapmaktan men ettim. O gün yürüyüş yapmıştık meslekte. Ve bunu durduran da Maliye Bakanlığı. Şimdi onlarla arkadaşız. Sohbet ediyoruz filan. Siyaset de yapıyorlar. Bir şey demiyor. Ama ben yanında oturuyorum televizyon yöneticisinin. Masum Türkiye'de program yaptırmayın. Vergileri konuştu. Angaryaları konuştu diye. O gün anladım ki sesini yükseltmek çözüm değil. Sorunu kazanmaktır çözüm olan. Yani mesleki gelişmeyi biz yönlendirmek için. Onun için önce kendinizi anladım. Ben bildiğiniz Masum Türkiye'm ama bilmediğiniz bir özelliğim var. Çoğunluğunuzun bir tek iktisadi dayanışma galiba bir kere yazmış. O da Muhasebe Uzmanları Derneği yapmış. Mesela ben bu derneğin üyesiyim. Beyoğlu ilçesinin üyesiyim. Benim üye olduğum derneğim bile arkadaşlarıma duyurmadı. Ben Uluslararası Muhasebe Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeliğine ikinci kez yılına seçildim. Bu her örgütün övülmesi gereken bir şey. Bakın bizim örgütümüz yok, övülmüyor bununla. Ama kim övülüyor? Beni Bulgaristan çağırıyor. Bizim bölgeden seçilen üye diye tanıtıp konuşma yaptık diyor. Ya da şeyden ticaret odasından birisi bir yere seçiliyor, hemen onun için özel toplantılar yapılıyor. Niye yapıyoruz? Çünkü ben sizin görüşlerinizi taşıyorum oraya. Şimdi birazdan sizin taşınmış görüşleriniz şu anda masada ve şu anda Türkiye gözüyle dünyaya nasıl bakılıyorum paylaşacağım. Ben Uluslararası Muhasebe Federasyonu üyesiyim ve aynı zamanda yönetişim komitesi üyesiyim. Yani şeffaflık ve hesap verebilirliği meslek düzeyinde dünyada tanıtıcı bir ekipten birisi. Şimdi bu konuyla ilgili yanımızda çalışan kişinin yalnız rolünü söyleyeyim. Dünya Bankası eski başkan yardımcısı, şu anda yanımızda çalışan bu iş için görevlendirdiğimiz genel müdür. Onun yanındakilerle istediğimiz konuları artık veriyoruz. Havlaş pamuğu gibi atıyorlar bütün dünyayı ve bize çözüm getiriyorlar. Bu mesleğin kalkınmasında işbirliği yaparken feministlere yer vermeliyiz. Onun için ben ilk başlarken muhasebe uzmanlarını da bu ay geçirdi. İlk kadınların olduğu yerde başlamalıyız dedim. Feminist derken yani bizim bildiğimiz böyle kadın hakları filan savunan değil. Kadın öngörüsünü, duygusunu mesleğe taşıyanların ağırlıkta olduğu yerde olmalı. Bir gün bu meslek örgütünün genel başkanı, İstanbul Odası'nın başkanı kadın olduğu zaman bir iki sorunlarımız sona ermiştir. Onların önünü açabiliriz. Bizim seçtiklerimize süs olsun diye vermek çözüm değildir. Çözüm onların işin içine girip işin sahibi olmalarını sağlamaktır. Şimdi en önemlisine geliyorum. Ulusal meslek gücümüzle global pazarda yer almamız. Ulusal meslek gücü dediğim şey nedir? Bizim bütün Türkiye'deki meslek mensuplarının yaratacağı kurumsal güçtür. Onun için bu sözcükler, bu yaklaşımın benim Dünya Muhasebe Örgütü'ne empoze ettiğim ve 36 sayfa olan bu bildiri içinde var. Bu bildiriyi ben bir ara bir yere gönderdim yayınlayın diye. Herhalde ne olduysa ampar dolandı o bölümü, yayınlanmadı. Ben de zamanı değildi. Ama bugün gelirken dedim Erpa'ya gidiyorum. Bu hatta bu bir iki bölümü yazmama
hep beni böyle kendi karşıtları gibi görenler olacağı yerde olacağız. Onların düşüncelerini de cebimde taşıdığımı bilsinler. Onların da düşüncelerini kullandığımı bilsinler diye ben onun için biraz evvel gittim. Karışması bir sana bunu vermek için getirdim. İçinde çok güzel tanımlar var. Onlara girmeyeceğim. Çünkü belki yakında yavaş yavaş web sayfalarında birçok yerde bunları yayınlayacağım. Şimdi değerli arkadaşlar. Perpana olmamızın anlamı nedir? Biz yalnız tablo yaparsak, yalnız defter tutarsak, yalnız muhasebeciyiz diye yaparsak, hiçbir müşterimiz bizi kendi ile birlikte hareketinden paydaş olarak görmez. Şöyle bir örnek vereyim. Bir şirkete giren muhasebeci yalnız hammallık işlerini yapıyorsa o hiçbir zaman büyümez. Ama finans buluyorsa, müşteriler hakkında bilgi veriyorsa, mal verenlerin yapısı hakkında bilgi veriyorsa, bankayla konuşuyorsa, konuşma kabiliyeti varsa hemen patronun ikinci adamı oluyor. Ve orası bildiği zaman da genel müdür o oluyor. Başkası olmuyor. O zaman biz kimiz? Şimdi önce söyleyeyim. Hani hep diyoruz ya, biz bağımsız çalışan muhasebecileriz filan. 2010 yılına kadar büroda tutulan muhasebe defteri tutanların etik kuralları yoktu. Etik kuralları 2010 yılından sonra devreye girdi. Biz aslında büromuzda tuttuğumuz defter işi outsourcing işidir. Yani adam 10 bin lira verip bir muhasebe müdürü tutamıyor. Diyor ki sen 2 bin lira vereyim. Benim işimi yap. İstersen gelme. 5-10 tane iş alınca bu sefer müessese kuruyoruz. O yaptığımız iş bağımlı bir muhasebecinin yaptığından farkı yoktur. Böyle bir işin eğer biz denetimini yapmıyorsak niçin onun imzasının sorumluluğunu alalım? Hepimizin ağzından bir şey düşmüyor. Aracılık yetkisi bende. Bana soruyorlar ki aracılık yapmayız kardeşim. Sen kendini al şeyini. Beyannamenin kendini ver. Ver numaranı senin adına vereyim. Çünkü yeni çıkan şunu okudum. İşaretlerin dönüp eleştiri getireceğim. Mükerrer 227'yi sizin denetim hakkınızı yok ediyor. Sizi defter tutan muhasebeci durumuna sokuyor. Biz ücret tarifesinde bu işin denetim parası olduğunu koymuştuk. Ama bizim aramızda bazı arkadaşlar hayır ben tuttum defteri ben imzalarım deyince defter de tutsa aynı paradır demişti. Rapor var. Bakın şimdi itiraz etmesi gerekiyor. Turbop'un yayınladığı meslek kararı var. Ve benim bu işte içim yanık. Bunu hala örgütlerime de çalışmada hiç kimse algılayamadığı için ben yıllar sonra doktora tezimin konusunu değiştirip bu konuda tez yaptım. Allah kısmet ederse ben Maliye Bakanı olduğum gün bir tezgiyle sizin defter tutmanızı yasaklayacağım. Ama bütün beyannameler sizin denetiminize gelecek. Asıl olan odur. Siz o beyannameyi onun için imzalıyorsunuz. Gücü anayasadan öyle geçti. Defteri kim tutarsa tutsun. Zaten siz tutmuyorsunuz ki yardımcınız tutuyor. Siz kontrol ediyorsunuz. Denetim yapıyorsunuz. Benim burada birkaç arkadaş var.